Şimdi bu dersimizde Oracle veri tabanında subquery'leri yani alt sorguları gelişmiş olarak nasıl kullanabiliriz bunu öğreneceğiz. Bunun üzerine örnekler hazırlayacağız. Şimdi daha önce öğrendiğimiz SQL'deki kullandığımız alt sorgulardan hiçbir farkı yok yapı olarak. Tek farkı daha gelişmiş komplike sorgular oluşturmuş olmamız. En temel olarak alt sorgu neydi? Alt sorgu şu şekilde. En alttaki sorgu ilk önce çalışan ve buradan alınan değer ile bir üst sorgunun çalıştığı ve bunun sonucunda bize kayıtların listesini getiren bir SQL yapısıydı. Şimdi burada ne demek istiyor buna bakalım. Alt sorguda üst sorguda last name employees tablosundan last name'i alıyor ve salary üzerinden bir ver filtrelemesi uyguluyor. Diyor ki salary değeri alt sorgudan gelecek değerden büyük olan kayıtlar. Alt sorguda ne diyor? Select salary from employees ver employee id'si. Employee id'si 149 olan employees yani çalışanın maaş bilgisini getir diyor burada. Bu gelen değerden buradaki maaş bilgisi büyük olanları listeliyor. Çalıştıralım. Evet. Sorgu sonucumuz başarıyla gerçekleşti. Buraya çok takılmadan gelişmiş sorgulara geçelim. Şimdi burayı dikkatli izlemeniz gerekiyor. Çünkü epey karışık gelebilir. Gelebilir bu sorgular. Select. İlk önce okuyalım sorgumuzu. Select employee id, manager id, department id from employees ver parantez içerisinde manager id, department id parantezi kapattık. In bir alt sorgu hazırlıyoruz daha sonra. Select manager id, department id from employees ver employee id in parantez içerisinde 178-174 and employee id not in. Bunu şu şekilde düzenleyelim. Daha anlaşılabilir şekle getiriyorum sizin için. Çünkü sorgular çok olduğu için göz yanılgısı olabilir. Karıştırabilirsiniz. Şimdi burada istenen şu. Buradaki sütunları alacağız. Neyden alacağız? Employee tablosundan. Çalışanlar tablosundan. Ver diyoruz. Ver neydi? Bir filtreleme gerçekleştiriyordu. Verden sonra iki sütun veriyor. Bu şu anlama geliyor. Bu arada in deyimi kullanılıyor burada. Buna dikkat edin. Burada bu alt sorguda oluşan sorgu bizim için en önemli ve belirleyici faktör. Şimdi bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Ve burada çalıştırıyorum. Evet bize hangi kayıtlar geldi? Manager ID'si 149 olan kayıt geldi. Department ID'si de 80. Şimdi buradan aldığımız sorgu sonucu bizim için önemli. Çünkü dikkat edin burada Manager ID ve Department ID var. Biz de ver olarak yani filtreleme olarak Manager ID ve Department ID üzerinden işlem yapacağız. Ne diyoruz? Manager ID'si örneğin 149 olacak. Bunun içerisinde arayacak çünkü in işleci bu işe yarıyordu. Buradaki gelen değeri buradaki ver içerisinde arayacak ve onun sonucunda kayıt üretecek. Burada bize manager ID olarak bu sorguda 149 geldi ve department ID olarak 80 geldi. Tam istediğimiz kayıtlar geldi. Yani bir kayıt geldi daha doğrusu. İlk kıstasımız buydu. Buradan gelecek değerleri employees tablosunda manager ID ve department ID içerisinde ara ve buradaki gelen değerlerin burada eğer varsa employees tablosundaki bu sütunlarda varsa onların bu bilgilerini bize getir. Ancak burada bir and işareti daha var. And'de de şu isteniyor. Dikkat edin burada in'den sonra bir parantez açılıyor ve burada kapanıyor.
Yani bu sorgu tamamen ayrı bir sorgu. And bu sorgunun değil, buradaki ana yapının bir elemanı. Bu nedenle şu şekilde yapmamızda zarar yok. Hatta daha iyi anlayabilirsiniz bu şekilde yaparsak. Şimdi burası ayrı bir sorguydu. Bunun sonucunda buradaki kayıtlar geldi ve bunun içerisinde arayacak employees tablosundan bu sütunları çekecek. Ancak diyor ki buradaki kıstasa uysun isteğime ve and buna da uysun. Yani employee ID'si not in. 178 ve 174 olmayanlar. Şimdi baştan alalım. Bunları istiyoruz employees tablosundan. Diyoruz ki where manager ID ve department ID'si ne olanlar, onu da in'den sonra bir liste belirleyerek burada buluyoruz. Bunun sonucunda ne geliyordu bize? Buradaki manager ID 149 olan ve department ID'si 80 olan kayıtlar geliyor. İşte buradan gelen kayıtlar buraya yerleştiriliyor ve eğer bu kayıtlar burada varsa onları bir kere elde tutuyoruz. Ancak buradaki bu kayıt kıstası bize yetmez. Yani sadece buna uyanları getirme. Bir de bu uysun ve bir de employee ID'si not in, yani 178 ve 174 olmayanlar. Hem buna uyacak, hem buradaki sorguya uyacak, hem de employee ID'si 178 ve 174 olmayacak. En temel anlatabileceğim şey bu. Burada in işleyicini dersini izleyenler zaten anlamıştır. Anlamayanlar için sorguyu tekrarlayalım. Manager ID, Department ID bilgileri alınıyor employees tablosundan. Where employee ID in 178 ve 174 olan kayıtları istiyor burada. Bu sorgu sonucunda kayıtlar geliyor ve buraya yerleşiyor. Daha sonra ve employee ID'si 178 ve 174 olmayan kayıtları da alıyor. Bu şekilde sorgu gerçekleşmiş oluyor. Şimdi çalıştıralım. Tekrar dinlediğinizde bunu anlayacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi bize istediğimiz kayıtlar geldi. Employee ID, Manager ID ve Department ID'si 80-149 bilgilerini aldı. Neydi bize buradan gelen? Bu sorgudan gelen kayıtlar 149 ve 80'di. Manager ID ve Department ID bilgileri. O uydu. Gördüğünüz gibi burada onları görüyoruz. Ve 178 ve 174 olmayacaktı. Ne gelmiş? 175, 176, 77, 79 gelmiş. Yani 178 ve 174 yok. Bizim istediğimiz sorgunun aynısı. Başarılı bir şekilde çalıştı yani. Şimdi bir sonraki örneğimizde yine karışık bir işlem. Gelişmiş bir sorgu. Buraya artık biliyorsunuz employees tablosundan 3 sütun istiyoruz. Where filtresine gelelim. Where manager ID üzerinde bir filtreleme gerçekleştireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Manager ID'si içerisinde buradan gelen kayıtlar var olan, burayı da açıklayalım ilk önce. Select manager ID from employees. Employee ID'si 174 ya da burada V değil, ya da yani biri uymasa diğeri uysa uyanı alacak buraya. 174 ve ya da 141 employee ID'sine sahip çalışanların manager ID bilgisini al. Buradaki manager ID'ye ata ve bunları sırayla sorgula. Ne kadar kayıt varsa liste olarak alacak. Burada manager ID'yi de sorgulayacak. Bu kıstas bize yetmez diyor. Daha sonra bir end koyuyor. Ana sorgu. Bu sorgu burada bitiyor. Bu alt sorgu. Gördüğünüz gibi parantez içinde bitiyor. Daha sonra ana sorgu bir end, yani bir kıstas daha koyuyor. End koyuyor ve bu uyacak. Buradaki sorgu uyacak ve department ID'si buradan gelen kayıtlardan biri olan bir kayıt olacak. Bunu da anladık. Ve bir tane daha V koyuyor. Bu da uyacak. İkisi de uyacak.
en sonunda bu kuralın uymasını istiyor. Bu da nedir? Employee ID'si 174 ya da 141 olmayacak. Bu kayıtları bana getir diyor. Evet, gördüğünüz gibi bu sorgu da başarılı. Tekrarlayalım. Bunları istiyoruz. Where'de buradan gelen sorgu sonucunu Manager ID'ye atayacak. Çünkü Manager ID bilgisi isteniyor zaten. Bu Manager ID'ye sahip Employee ID'si 174 ya da 141 olmayan kayıtların Manager ID'sini buraya ata, bunları sorgula. Ancak sorgulamadan önce sorgunun devam ediyor tabii ki. Bu kıyas uyuyorsa eğer, yani bu kuralımız uyuyorsa bir sonraki kurala geç. Bu da uymak zorunda. And Department ID'si buradan gelen Department ID'si ile uyan kayıtlar olsun. Ve bir tane daha kuralımız var. Employee ID'si de buna uymayanlar olsun. 174 ya da 141 olmayan Employee ID'lerine sahip kayıtları getir. Ve sorguyu çalıştırdığımızda başarılı bir şekilde bu geliyor bize. Bir sonraki sorguya bakalım. Select A last name, A salary, A department ID ve B sal AVG, yani maaşın AVG'si, ortalaması. From employees A, employees'e bir takma isim verdik A olarak. Bir de inline views kullandık burada. Inline view videosundan bunu izleyebilirsiniz. Select department ID, AVG salary, buna buradaki AVG salary'e bir isim verdik. Sal AVG diye. From employees group by department ID'ye göre grupladık. Şimdi burada şuna dikkat edin. Burada inline view kullandık. Yani bir sorguyu bir tablo gibi kullandık. Ve ona bir takma isim verdik. B. Bunun içerisinde de bir takma isim verdiğimiz bir sütun var. Nedir bu? Türetilmiş sütun. Salary bilgisinin AVG ortalamasını alan bir sal AVG sütunu. Buna ulaşabilmemiz gerekiyor yukarıda kullanabilmemiz için. Inline view'in özelliği de bu. B.sal AVG dediğimizde bu türetilmiş sütuna da takma isminden ulaşabiliyoruz. Bu şekilde bunu da hallettik. Ver A.department ID eşittir B.department ID, buna uysun, yani department ID'lerini birleştir, birleşenler getir ve ona uysun. Bir de A salary büyüktür B sal AVG, yani B sal AVG den büyük olan salary bilgilerine, maaş bilgilerine sahip kayıtları getir. Çalıştırdık. Evet, başarılı bir şekilde sonuç geldi. Bir sonraki sorgumuzda case yapısını inceleyeceğiz bu sefer subquery içerisinde. Select employee ID, last name, department ID, bir case açıyoruz. Bu case'de şunu diyoruz. Alt sorguda select department ID from departments, where location ID, location ID'si 1800 olan kayıdın department ID'sini al. Onu burada case içerisinde kullan. Eğer oysa, mesela buradan 20 kaydı gelecek. Eğer 20 şunu alalım. Çalıştıralım ilk önce. Evet, gördüğünüz gibi 20 department ID'sini getirdi. Burası 20, department ID 20 oldu. Eğer 20 ise then, yani Kanada yaz. Location takma ismine sahip sütunumuza. Dikkat edin, burada virgülle ayırmışız gene. Bu case dördüncü bir sütun gibi çalışacak burada. Bu şekilde Kanada bilgisini yaz diyoruz. Eğer 20 değilse, 20 olmayanlar, yani bu bilgisi 20 olmayanlar, department ID'si 20 olmayanlar için de USA yaz ve ekrana getir. Çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi USA yazıyor hepsinde, location'da. Evet, iki tanesinde Kanada yazıyor. Çünkü department ID'si 20. Şimdi bir sonraki sorgumuzda, bu da en temel order by kullanımı. Select employee ID, last name, employees A, order by, select. Buradaki sorguyu alacak ve bunu order by da kullanarak işlemi gerçekleştirecek. Evet, bu şekilde gelişmiş subquery'leri, alt sorguları incelemiş olduk.